Herkese merhabalar, severek pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı sosuyla mükemmel bir tarifim olan ağlayan pasta, ağlayan kek tarifini aktaracağım. Hadi hep beraber bu lezzetli tarifimizi yapmaya başlayalım. Çıkma kasesime 4 adet yumurtamı alıyorum, ardından 1 su bardağı toz şekerde ekleyip şeker tamamen eriyene kadar ve kremamsı bir kıvam alana kadar yumurta ile şekeri iyice mikserin en yüksek derecesinde çırpıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yumurtanın rengi iyice açıldı. Kremamsız bir kıvam aldı. Daha sonra içerisine bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Bir iki tur tekrar karıştırıyorum. Düşük derecede çırpalım. çırptıktan sonra içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Elemiş olduğum 3 dolu yemek kaşığı kakao ve 2 su bardağı unu da ekliyorum. Çırpmaya başlıyorum. Biraz hafif çırptıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu da ekledikten sonra mikserin düşük derecesinde çırpmaya devam ediyorum. Çok yoğun bir şekilde mikserle çırpmıyorum. Daha sonra spatula ile toparlıyorum. esrafından toparlayarak sönmesini sağlıyor, sönmemesini sağlıyorum. Bu şekilde. Sürekli karıştırmayalım. Şimdi yağlamış olduğum borcama kek harcımı alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz, mükemmel bir kıvamlı kıvamı oluyor. Bütün harcımı döküyorum. Kek harcımı döktükten sonra spatula ile bir iki defa böyle düzeltiyorum. Spatulayla düzelttikten sonra bir iki defa böyle tepsiyle vuruyorum ki düz bir şekilde pişsin. 170 derece önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Kekimiz pişsin. Biz krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şanti, ardından bir su bardağı da süt ekleyip iyice çırpıyorum. Tabi hafif sıçramalar oluyor ama bu herhangi bir sorun oluşturmuyor. İyice bir 5 dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Hemen kıvam alıyor zaten. Gördüğünüz gibi hemen kıvam aldı buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat kadar buzdolabından dinlen, dinlenecek. Krem şantiyi de aldıktan sonra şimdi çikolata sosumuzu yapalım. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker. Bu üç malzemeyi iyice bir çırpıyorum. Pötürlük kalmayana kadar. Ardından içerisine 3 su bardağı sütü de ekleyip İyice pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Bu esnada ocağın altını yakmayalım. Tamamen çırptıktan sonra ocağın altını yakalım ve karıştırmaya devam edelim. İyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi çikolata sosumuz kaynamaya başladı ve kıvam aldı. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştıralım. Soğuyana kadar ara ara karıştıralım ki kabuklanmasın çikolata sosumuz. Kekimiz güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığı çıkan kekin üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Zaten süt hemen kendini çekiyor. 2 su bardağı sütü de ekledikten sonra süt iyice kendi çekti. Şimdi üzerine krem şantimizi ekleyelim buzdolabında dinlendikçe kıvam aldı krem şanti gördüğünüz gibi şimdi bir spatula yardımıyla düzeltiyorum her tarafına eşit bir şekilde düzeltelim krem şantiyi düzeltmeye devam ediyorum şimdi hamur kesme aparatımla bir düzeltiyorum Eşit bir şekilde olması için. Ben böyle yoğun bir krem şanti çok fazla sevmediğim için bir su bardağı ıı, sütle yaptım. İsterseniz iki paketle de yapabilirsiniz. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum muhteşem çikolata sosunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvamıyla mükemmel oluyor. Tabii ben eklemeden önce bir mikserle tekrar bir çırptım. Kıvam aldı. Tekrar bir ve pürüzsüz oldu. İnanın çok farklı ve bir o kadar çok lezzetli bir tariftir. Biz yemelere doyamadık. Siz de denedikten sonra bu lezzetli tarifi göreceksiniz. Spatula yardımıyla tekrar düzeltiyorum. Ben böyle tam düz hazırlamadım. Şimdi şek şekil vererek hazırladım. Şimdi şeklini size göstereceğim. Kaşığın tersiyle düzeltiyorum. Kaşığın tersiyle bu şekilde şekil vererek geçiyorum Şimdi bıçak yardımıyla eşit bir şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı mutlaka siliyorum ki yapışma durumu olmasın. Kekimi eşit bir şekilde dilimlemeye devam ediyorum. kekimizi de dilimledik. Şimdi en güzel kısma süslüyoruz. Üzerine çilekle süslüyorum. Görünüşü mükemmel oluyor. çileklerimin hepsini yerleştirdim şimdi üzerine fıstık tozu ekliyorum süslemeye devam ediyorum bu şekilde şimdi hep beraber kıvamını kontrol edelim İnanın mükemmel bir tarif oluyor. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.